Şimdi Winchill, Weibull ve Alete'den bahsedelim. Bunların ikisi de tek bir lisans. Winchill, Weibull and Alete isimli lisansla bu ikisi geliyor. Şimdi bu ikisini aktif ettik. Bu ikisini aktif ettiğimizde ekran bu şekilde. Bu sefer Weibull'da biraz daha farklı. Ekran sağ ve sol olarak bölünüyor. Burada yapmamız gereken Live Data'ya girmek. Mesela benim bir Hard Disk Revision A'm olsun. Sol tarafta bakın tıkladım. Bir de Hard Disk Revision B. Bu ikisinin sağdan gelen arıza zamanlarını burada girmişim. Yani Hard Disk Revision A için işte birincisi şu saatte arızalandı. Bir tanesi bu saatte, bir tanesi bu saatte arızalandı. Geri kalan 91 tanesi de ilk 9000 saat boyunca arızalanmadı. Burada suspension yazdığı için bunu söylüyorum. Yani takip etmeyi bıraktım. Yani sansürlü veri diyoruz buna. İstatistikte. 9000 saatten sonrası sansürlü. Bilmiyorum ne olduğunu. 9000 saat boyunca takip ettikten sonra mesela 100 tane komponenti ya da 100 tane sistemi bir reliability analizi yapabiliyorsunuz onunla ilgili. Bu analizde onun nelerini görebilirim? Zamanla güvenilirliği nasıl değişiyor? Bakın şöyle bir reliability grafiğini bana çıkarıyor Weibull. Zamanla işte PDF plot dediğimiz olasılık yoğunluk fonksiyonu. Tabi burada az çok bir istatistik bilmek gerekiyor ama yarım günlük bir eğitimden sonra çok rahat kullanıyor oluyor kullanıcılar Weibull'u. Zamanla mesela failure rate nasıl değişmiş bu sistemde? Bunu görebiliyorum. Hard Disk Revision B için de birebir aynı grafikleri görebilirim. Mesela orada da farklı arıza zamanları vardı. Burada da daha farklı bir grafik var. Mesela bunun failure rate'i bu şekilde. Ve bu ikisini birbiriyle karşılaştırabilirim. Mesela Hard Disk Revision A ve B'yi tek bir grafikte. Şurada yeşil olan Revision B, mavi olan A. Fark ettiysek yeşilin güvenilirliği daha iyi. Yani B revizyonunu daha iyi, daha güvenilir yapmışız daha sonradan. Ya da failure rate versus time. Zamanla mesela failure rate yeşilin daha düşük fark ettiyseniz. Yani MTBF'i daha yüksek. Bunu MTBF grafiğine de çevirebiliriz. Bunun tersi olacak zaten. Bu şekilde istatistiksel analiz yaptığınız, gerçek saha verisiyle analiz yaptığınız bir modül. Winchill Weibull. ALT de şöyle. Accelerated Live Testing'e girdiğimizde burada. Burada mesela Accelerated Test plana girelim. Şimdi ALT'de orada fiziksel bir test sisteminizin olması lazım. Bu sıcaklık testi olabilir, titreşim testi ya da bir voltaj testi. Mesela yüksek voltaj verdiğiniz bir test makinesine ihtiyacınız var öncelikle. Orada bu test makinesinde biz yüksek stres değerleri uygulayarak bir test yapacağız. Buna hızlandırılmış ömür testi diyeceğiz. Bu hızlandırılmış teste göre ben aslında mesela az önce Weibull'da 9000 saat veri toplamam gerekirken ben orada belki sadece işte bir hafta boyunca test makinesinde bunu çalıştırıp sanki 9000 saatlik ömrünü hızlandırılmış olarak bir hafta içerisinde simüle edeceğim. İşte bu test planını hazırlamak için kaç taneyi hangi stres değerlerinde test makinesine koymamın gerektiğini hesabını bu test plan veriyor bize. Accelerated test plan. Mesela burada 720 saat boyunca şuradaki stres değerlerinde bir sıcaklık testi yaparsam mesela işte 31 tanesini 298, 68 tane ürünü de 348 birimlik stres diyeyim. İşte bu Fahrenheit olur, Kelvin olur, neyse artık. Celsius olmadığı kesin burada. Buna göre bir test yaparsam ben aslında işte bunu 10 yıllık çalışmasını simüle etmiş oluyorum gibi bir sonuç çıkıyor. O yüzden 10 yıl boyunca ben parçayı sahada takip etmek zorunda kalmıyorum hızlandırılmış ömür testiyle. Ama yine bunun sonunda da viable modelleri ve istatistiksel modeller çalışıyor ve aynı az önce gösterdiğim gibi bu şekilde grafikleri alacaksınız daha kısa bir zamanda. Ama dediğim gibi fiziksel bir test makineniz lazım. Weibull'la ilgili son söyleyeceğimiz de Fracast'taki girdiğiniz incident'ları Weibull'da Live Data Incident olarak alabiliyorsunuz. Yani şu değerler, şunlar buraya otomatik olarak Fracast'a siz incident girdikçe çekilebilir. Otomatik olarak sürekli reliability analizini burada güncellemiş olursunuz. Zamanla gelen arızaların verisini girerek. Bu da çok güzel bir şey. Yani Excel'den de buraya tabi atabilirsiniz ama Fracast'la birlikte Weibull'un da bu şekilde bir entegrasyonu var diyebilirim. Aynı şekilde Weibull'un tek frekansı değil, diğer modüllerle de yani prediction içerisinde bir komponentin diyelim kütüphanede bulamadım. Weibull analizi var elimde, onu oraya çekebiliyorum. RVD'ye de aynı şekilde Weibull'dan data çekebiliyorum ya da FTA içine de hatta çekebiliyorum.